Bu videoda çok yaygın bir başka direnç dizilimi olan paralel bağlı dirençlerden söz edeceğiz. Şekilde birbirine paralel bağlanmış iki direnç görüyoruz. Bu direnç bu dirence paralel. Neden? Çünkü aynı düğüm noktalarını paylaşıyorlar. Bu iki direnç aynı düğüm noktalarını paylaşıyor. Demek ki ikisinin de iki ucunda aynı voltaj var. İşte bunlara paralel dirençler deniyor. Yani eğer aynı düğüm noktası paylaşılıyorsa voltajlar da aynı oluyor. Ve bu dizilime paralel dirençler adı veriliyor. Paralel direnç bu demek. Şekle daha yakından baktığımızda ilginç şeyler göreceğiz. Burada V voltajına sahip bir pilimiz var. Devre kapalı bir yol teşkil ettiğine göre tel üzerinde belli bir akım olacak. Telden bir I akımı geçecek. Şimdi dirençleri isimlendirelim. Bu direnç R1, bu da R2 olsun. Bu iki direnç birbirine paralel. Akım bu düğüm noktasına ulaştığında ikiye ayrılıyor. İki farklı akıma bölünüyor. Bu akım ve bu akım. Buna I1 diyelim çünkü R1 direncinden bu akım geçiyor. R2 direncinden geçen akıma da I2 diyelim. Bir dirence giren bir akımın diğer taraftan çıkmak zorunda olduğunu biliyoruz. Aksi takdirde direncin içinde birikmesi gerekirdi. Böyle bir şey yok. Bu akım da böyle çıkıyor. Bu ikisi bu düğüm noktasına ulaştıklarında tekrar bir araya geliyorlar ve pile geri dönüyorlar. Yani burada akım yine I, ile aynı. Şimdi biz bu iki direnci aynı işe yarayan eşdeğer tek bir dirençle değiştirmek istiyoruz. Aynı işe yarayan derken ana koldan aynı akımın geçmesini sağlayan direnci kastediyorum. Bu şema bahsettiğimiz o devreye ait. Burada bir direnç var. Voltajımız yine V. Bu dirence yine R eş değer diyeceğiz. Ama R paralel ve R toplam olarak karşınıza çıkarsa da şaşırmayın. R eş. Ve bu direnç buradan yine aynı I akımının geçmesini sağlıyor. Şimdi bu durum için bir ifade yazmaya çalışalım. R eşi buradaki iki paralel direnç cinsinden nasıl yazacağımızı bulalım. Evet başlıyoruz. Öncelikle buradaki durumla ilgili ne biliyoruz ona bakalım. Dirençlerdeki voltajların aynı olduğunu söylemiştik. Bu iki direncinin farklı değerlere sahip olduğunu varsayarsak akımların farklı olduğunu biliyoruz. Artık sadece bu bilgiyi kullanarak Ohm yasasını uygulayabiliriz. Canımız ciğerimiz Ohm yasasını yazalım. Bir direnç üzerindeki voltaj eşittir dirençten geçen akım çarpı direncin değeri. Şimdi R1 ve R2 dirençleri için ohm yasasını yazalım. Voltajı biliyoruz V. Bu R1 için V eşittir I1 çarpı R1. R2 için yine benzer bir denklem yazacağız. Yine aynı V eşittir I2 R2. Bildiğimiz bir şey daha var. O da I1 ile I2'nin toplamının I'ye eşit olduğu. İşte bu üçü bu ile ilgili bildiğimiz şeyler. Şimdi I1 ve I2 değerlerini bu terimler cinsinden yazıp bu denklemde yerlerine yazacağız. İlk denklemi şu şekilde yeniden yazabiliriz. I1 eşittir V bölü R1. Bunu da I2 eşittir V bölü R2 şeklinde yazmak mümkün. Şimdi bu iki ifadeyi bu denklemde yerlerine yazıyoruz. I eşittir V bölü R1 artı V bölü R2. Ekranı biraz yukarı kaydırayım. Buradan devam ediyorum. Şimdi ifadeyi biraz daha düzenleyelim. I eşittir, V parantezinde 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Evet, İşte bir ifade elde ettik. OM yasasına benziyor değil mi? I terimi var, V terimi var ve buradaki R'li terimi var. Tekrar yukarı gelelim. Bakın, orijinal OM yasası buydu. Buradan I'yı çekip V cinsinden yazacağız. Çünkü elde ettiğimiz ifadeye biraz daha benzesin istiyoruz. I eşittir, V bölü R. Bu denklemde bu denklem arasındaki benzerliği gördüğünüzü umuyorum. Buradaki R'nin görevini bu denklemde bu direnç ifadesi üstleniyor. O halde bu denklemi buraya geçirelim. I eşittir V çarpı 1 bölü R. Buna R eş diyelim. Çünkü bu ifade ile bu ifade birbirleriyle aynı. I'ler aynı, V'ler aynı. Öyleyse bu ifadeler de birbirlerine eşit olur. Buraya yazalım. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Bu denklem bize bu R eş direnci paralel bağlı R1 ve R2 dirençlerinin eş değeridir diyor. İşte paralel direnç denklemi bu. Paralel bağlı R1 ve R2 dirençlerinin yerine tek bir R eş direnci koymak istiyorsak bu hesabı yapacağız demektir. Hadi gerçek bir örnek çözelim. İşte örneğimiz bu. Gördüğünüz gibi önceden bir takım değerler serpiştirmiştim. 20 ohmluk bir direnç, paralelinde 60 ohmluk bir direnç ve 3 voltluk bir pil var devrede. Amacımız bu iki direnci birleştirmek ve buradaki akımı bulmak. Yani akımı bulacağız. Bilinmeyenimiz o. Akım dışında her şeyi biliyoruz. O halde denklemimizi kullanalım. Ne demiştik? 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Değerleri yerlerine yazalım. 1 bölü R eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü 60. O da eşittir. Ortak paydaya 60 alırsak buradaki 1'i 3 ile çarpmamız lazım. 3 bölü 60 artı 1 bölü 60 eşittir 4 bölü 60. Şimdi her iki tarafında çarpmaya göre tersini alalım. R eş eşittir 60 bölü 4. Dolayısıyla R eş eşittir 15 ohm. Bu şu anlama geliyor. Birbirine paralel bağlı 20 ve 60 ohmluk iki direncimiz varsa bu iki direncin eş değer direnci olan 15 ohmu kullanarak devreden geçen akımı bulabiliriz. Pilimiz tabii ki hala 3 volt. Bakalım akım kaçmış. Akım yani I eşittir V bölü R eşittir 3 volt bölü 15 ohm. O da eşittir 0,2 amper veya 200 miliamper. Böylece iki direnci tek dirence indirmek suretiyle devremizi sadeleştirmiş olduk. Bu sayede de buradan geçen akımın 0,2 amper olduğunu hesaplayabildik. Başa dönüp buradaki akım hesaplamanızı ve aynı değer çıkıp çıkmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl yapacaksınız bunu? Bu iki düğüm arasındaki voltaj 3 volt. 20 ohm'dan da 3 volt geçiyor, 60 ohm'dan da 3 volt geçiyor. Orada i1 ve i2 değerlerini bulacaksınız ve o iki akımı topladığınızda toplam i değerine ulaşacaksınız. O değer de buna eşit olacak. Eşdeğer paralel direncin 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ifadesiyle hesaplanabildiğini ispatlamak sizin için güzel bir alıştırma olur bence.